Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf matematik dersinde sayı problemlerinden devam ediyoruz. Çok zor sorular arkadaşlar, karşınızdayım, anlatarak gideceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Şimdi arkadaşlar, 6. soruda kalmışız. 6. soru diyor ki, Aslı ve Kerem bozuk olduğu bilinen bir tartıda, bu tartı bozukmuş. Tartıldıklarında Aslı 52 kilogram, Kerem de 58 kilogram gelmektedir. Tamam, biz o zaman Aslı yazalım arkadaşlar. Hemen şuraya kalemimizi açalım. Aslı diyelim. Aslı 52 kilogram, Kerem için de 58 kilogram diyelim. İkisi birlikte tartı üzerine çıktıklarında ise 118 kilogram geliyor. İkisi toplandığında 118 kilogrammış. Bakın zorlaşıyor. Buna göre Kerem'in gerçek kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar, burada anlatacağımız şey şu. Bozuk terazilerin özelliği şudur arkadaşlar. Sizin bir kilonuz vardır. Ne olursa olsun sürekli o kilogramdan ya belli bir kısım fazlasını tartar ya da belli bir kısım aşağısını tartar. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani ikisi için de örneğin diyelim ki ben 50 kiloyum. Çıktım teraziye. Terazi 52 gösteriyor. 60 kilogramlık birisi çıktığında da bunu 62 gösterecek. Bu işin tüyosu bu arkadaşlar. Peki burada nasıl yakalayacağız? Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. İkisi birlikte 118 kilogram gelecek. Ben ikisini topladığımda 52 artı 58'i topladığımda 0 elde var. 1, 11 yani 110 kilogram ettiklerini görüyorum. O zaman burayı ne yapacağım arkadaşlar? 118 kilogram gösteriyor bu terazi. O zaman bu terazi ne yapıyor? 8 yukarıya götürüyor. O zaman 118 eksi 110'dan 8 kilogram yukarıya götürecek arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Kerem'in gerçek kütlesini soruyor. Kerem 58'di. 58'di arkadaşlar. 8 kilogramı toplarsak da 64 kilogram gerçek kütlesinin olacağını görürüz. Kerem'in, tamam mı arkadaşlar? Geçiyoruz. Cevabımız Bursa'ydı. 7. soruya. Evet. Kalemimizi hemen açıyorum. Diyor ki arkadaşlar, bir araba yarışında araçlar piste A saniye arayla giriyorlar. Şimdi bir araba yarışı var, bir pist var arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle çizelim şuraya doğru. Bir pist var. Şuradan yarışa giriyorlar araçlar, tamam mı? A saniye arayla giriyorlar. Yalnız dikkat. 2 dakika sonunda pistte toplam 16 araba olduğuna göre A kaçtır diyor. 2 dakika kaç arkadaşlar? Bakın 2 dakika bu A'yı saniye olarak vermiş. 1 dakika 60 saniyeydi. 60 çarpı 2'den arkadaşlar 120 saniye olduğunu, 120 saniyeyi şöyle not ediyorum arkadaşlar. 120 saniye. Peki bu araçlar A saniye arayla girdiklerine göre o zaman ben 120'yi kaça böleceğim arkadaşlar? 16'ya mı böleceğim? Dikkatinizi çekmek istediğim nokta tam işte burası arkadaşlar. Çünkü 2 dakika sonunda 16 araba var. Arkadaşlar, bu tip yarışlarda birinci araba piste girer. Birinci araba girdikten sonra A saniye sonra ikinci araba girer. Dolayısıyla A saniye sonra piste 2 araba olur. Peki bir A saniye daha geçtiğinde ne olur? Bir tane daha girecek, 3 araba olur. Demek ki 2 A süre geçtiğinde ne yapacak arkadaşlar? 3 araba. 3 A süre geçtiğinde 4 araba. O zaman ben A'nın ne olduğunu bulmak için o en başta, başlangıçta giren arabayı çıkartmam lazım. 16 eksi 1 diyorum arkadaşlar. 15 tane ne olacak? Aralık olması lazım. Aralıkla bu araçlar girecek. 120'yi 16'ya değil de 15'e bölmemizin bu hikmeti burada yatıyor arkadaşlar. Zaten 120 16'ya bölünmüyor ama bana sorsaydınız ben bölünebilecek bir sayı koyardım, tamam mı arkadaşlar? Bu da kafa karıştırırdı. Yani 240 yazardım, hem 16'ya hem 15'e bölünürdü. Bu sefer öğrenciler şaşırırdı, daha da zor olurdu. Soru bunu yapmamış. Ne demiş? 16 araba olduğuna göre arkadaşlar, bir tanesini çıkardığımı bir daha söylüyorum. Bakın, başlangıçta araba, birinci araba girdi, saniye sonra başladı. A saniye sonra ikinci araba giriyor. Yani kronometre ilk araba girdikten sonra başlıyor. O yüzden ilk arabayı çıkartıyoruz. Buraya dikkat. Peki sonra ne yapıyoruz? 120'yi bölüyorum
15 arkadaşlar. Kaç tane var? Bunu da hesaplayacağız tabii ki. 8 diyoruz. 8 çarpı 15'te 120 ediyor arkadaşlar. 0, 0, 0. Demek ki A kaçmış? 8 saniye aralıklarla arkadaşlar bu araçlar piste gireceğini söylüyoruz. Evet, geçiyorum alttaki soruya. Ekran siliniyor. Devam ediyorum arkadaşlar. 8. sorum gelsin bakalım ekrana. Şöyle. Evet. 16 kişinin katıldığı bir tenis turnuvasında yenilen elenmekte ve yenen de bir üst tura çıkmaktadır. Çok güzel. Buna göre turnuvanın ikincisini belirlemek için kaç maç yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar, 1. kaç maç yapıldığını bulacağız. İkincisi, ikinciyi belirlemek için diyor. Ya ikinci nasıl belirlenir? Mesela 16 kişi arkadaşlar, 16 kişi ilk başlangıçta, daha ilk maçlar yapıldığında bunlar kendi aralarında maç yapacaklar. Sonra kaç kişi kalacak arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bunların yarısı yenecek, değil mi? 8 kişi kalacak. 8 kişiden bunlar kendi aralarında ikiye bölecekler. 4'e 4 maç yapacaklar. 4 kişi kalacak. Bu 4 kişi tek aralarında maç yapacak. 2 kişi kalacak. 2 kişi kalınca size soruyorum. Bakın, düşünmeden bir hamle yapmayalım. İkinci belli olur mu? Bazılarımız evet diyorsa yanılıyorlar. Maçlar tamamlanmadan ikinci belli olmaz arkadaşlar. Bunlar da kendi aralarında maç yapacaklar. Bir kişi kalacak. Bu birinci belli olduğunda aslında sorudaki ince nokta burası. Soruda arkadaşlar ikinciyi belirlemek için diyor ya, aslında birinci de belli oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla şimdi kaç maç yapılmalıdır? Bu aşamaya gelene kadar biz bunları bulacağız. Bakalım, 16 kişi varken arkadaşlar 16 kişi aralarında kaç maç yaparlar? Yarıya böldüğümüz arkadaşlar burada 16'dan buraya düşmek için 8 maç var. Neden? Her 2 kişi arasında 1 maç yapıyor. Diyelim ki 100 kişi olsaydı 50 maç olurdu. 16 kişi 8 maç yaptı. Sonra 8 kişi kaldı. Bunlar kaç maç yapacak arkadaşlar? Bunlar da 4 maç. 4 kişi kaç maç yapacak? Bunlar da 2 maç yapacak. 2 kişi kaç maç yapacaklar? Son finalde 1 maç yapacaklar. Buraya yazıyor muyum? Hayır. Burada belli oldu zaten. Şimdi bu sayılarımı topluyorum arkadaşlar. Ne olacak? Peki şurayı silelim. 8 artı 4 artı 2 artı 1'den arkadaşlar 12, 13, 12, 14, 15 tane maçın olacağını biz burada söyleyebiliriz. Ne için arkadaşlar? İkincinin belli olması. Birinciyi de sorabilirdi. Dolayısıyla soruyu tam anlamak gerekiyor. Daha sonra hamle yapmak gerekiyor diyoruz arkadaşlar. 9. soruya geçiyorum. 9. soruyu şöyle büyütelim. Evet, kalemimizi de açalım. Bakalım 9. soru ne diyor? Bir atıcı toplam 10 atış yapıyormuş. Her vurduğu atış için 10 TL ödül alıyor. Vuramadığı atış için de 6 TL ceza ödüyormuş arkadaşlar. Yani şöyle yazalım. Vurdu artı 10, vuramadı eşittir eksi 6 borç ediyor. Bu artı 10'u güzel yazalım arkadaşlar şöyle. Şöyle artı 10. Evet. Diyor ki bu atıcı toplam 36 TL kazandığına göre, ama 10 atış yapmış. Bakın, 10 atış yapmış. 36 TL kazandığına göre kaç atış için ödül almıştır? Yani kaç atışta artı 10 almıştır? Biz bu soruları arkadaşlar, bakın, 7. ve 8. sınıfa geçmeden biz bunu denkleme dökemeyiz. Ancak 4. 5. ve 6. sınıflarda nasıl çözeriz bu tip soruları arkadaşlar? Deneme yanılma yöntemiyle, mantık yöntemiyle çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla diyeceğiz ki toplamda 10 atış var. Şimdi ilk başta kafadan sallıyorum. Desem ki ben 4 tanesini vurdu. Geriye kaç kaldı? 6 tanesini vuramadı desem. 4 tane vurdu. 4 çarpı 10'dan artı 40. 6 tane vuramadı. 6 çarpı 6'dan eksi 36. Ne kaldı? 4 TL. Ama ne diyor burada? 36. Demek ki olmadı. Siliyorum arkadaşlar. Sonra 4'ü sildim. 5'e bakıyorum arkadaşlar. 5 tane için vursa 5 çarpı artı 10'dan artı 50. 5 tane içinde vuramasa 5 çarpı eksi 6'dan eksi 30. Ne oldu? 50'den 30 çıkarsa 20 kaldı. Bu cevap mı? Bu da değil. Siliyorum.
Bu da gitti. 6 tane için yapsa, 6 tane vurdu. 6 çarpı 10, 60. Kaç tane kaldı vuramadı? 4. 4 ile de burayı çarpıyoruz, 24. Eksi 24 diyorum. 60'tan 24 çıkarsa ne kaldı? 36, işte bizim cevabımız. Gördünüz mü arkadaşlar? 36. Şimdi ilerleyen sınıflarda merak eden olursa arkadaşlar oynatma listesinden 7. ve 8. sınıflarımıza bakabilir. Orada bu tip sorularımızı cebirsel ifadeyle denkleme döküp yapıyoruz ama 4. sınıflar için bu mümkün değil arkadaşlar. Geçiyorum 10. soruya. Yazamayan olursa tabii videoyu orada durdurup arkadaşlar, ben çünkü geç dediğinde yazı silinmiş oluyor. Videoyu durdurup orada tekrar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Geçelim videonun son sorusuna arkadaşlar. 10. soru. Kerem diyor, elindeki cevizleri arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa her birine kendisi de dahil 8 ceviz düşüyor. Çok güzel. Eğer arkadaşlarına 6'şar ceviz, bak kendisi hariç arkadaşlarına 6'şar ceviz verseydi kendisine 22 ceviz kalacaktı diyor. Buna göre Kerem'in kaç cevizi vardır? Bu arkadaşlar tıpkı şeye benziyor. Bizim daha önce çözdüğümüz sınıf ve sıra, ikişer ikişer otururlarsa, üçer üçer otururlarsa şu kadar kişi ayakta kalıyor ya, aynen ona benziyor. O mantıkla yine şıkları denerekten gideceğiz. Diyorum ki 80 cevizi olsaydı kendisiyle beraber arkadaş sayısı toplam değişmeyecek değil mi? Diyelim ki 5 arkadaşı varsa yine 5 arkadaş olacak. İki şartı da deneyeceğiz biz dediklerini. Önce 80 cevizi dağıtalım. Sonra 72'yi, sonra 66'yı, sonra 64'ü rahatça bulacağız ama zaten bu denklemi yaparken, siz de çözerken arkadaşlar gidiş yolunu göreceksiniz, öğreneceğiz. Diyelim ki 80 cevizi var. İlk başta herkes eşit paylaşıyor, herkese 8 ceviz düşüyor. O zaman ne yapacağım? 80'i bölüyorum 8'e, 10 kişiler bu. Kendisiyle dahil 10 kişiler. Peki kaç arkadaşı var? 10 kişilerse 10 diyen arkadaşlar yanlış. 9 arkadaşı var. Bak 10 kişilerse 9 arkadaşı var. Kendi dahil değil. Arkadaşlarına 6'şar ceviz verseydi o zaman 9 arkadaşı var. 9 çarpı 6 diyorum. Ne oldu? 54. Kendisine 22 ceviz düşüyordu. Kendi cevizini de toplayınca 80'e eşit olması lazım. Bakın artı 22 diyorum. Ne oldu? 6, 76 eşit oldu mu? Olmadı. Hocam ne yaptım? Bir daha açıklıyorum. 80 ceviz olsaydı herkese 8 düşüyor ilk baştaki durumda. 8'e böldüm 10 kişiler. Kendiyle beraber 10. Arkadaşları 9 kişiler. Eğer arkadaşlarına 6'şar ceviz verseydi, arkadaşlarına 6 tane veriyorum. 9 çarpı 6. 10 çarpı 6 değil. 9 çarpı 6. Arkadaşlarına diyor. 9 çarpı 6 54. Kendisine 22 ceviz. Artı 22 dediğimizde 76. Bunun en sonunda bunu sağlaması lazım. Sağlamadığı için gitti. İsteyenler burada videoyu durdurup kendisi çözebilirler. Bu yöntemi gördükten sonra ben devam ediyorum. 72'yi 8'e biliyorum arkadaşlar. 72'yi böldüm 8'e. Kaç arkadaş varmış? Toplamda 9 kişi. Kendisiyle beraber 9 kişiler. Kaç arkadaşı var? 8 tane arkadaşlar, bunun arkadaşı olacak burada. 8 arkadaşı var. O zaman bunlara 6 ceviz. 8 çarpı 6'dan arkadaşlar ne oldu? 48 tane burada ceviz çıkıyor. Kendisine de 22 tane düşüyor. Artı 22 dersek ne oldu? 0, 6, 70. Sağladı mı burayı? Hayır, yine sağlamadı. O zaman siliyorum. Sonra bakıyorum 66'ya 66 8'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Direkt gitti. Cevap bu mu? Hayır. Bir deneyeceğiz. Bu olabilir. Ola ki yanıldık arkadaşlar. Tümünü denemeden cevabı işaretlemek yok. 64'ü bölüyorum 8'e. 8 kişi çıkıyor. Hepsi 8 kişi ise 7 arkadaşı var. O zaman 7 ile hepsini dağıttığında 6'şar ceviz. 7 çarpı 6 diyorum arkadaşlar. 42 tane ceviz burada. 22 de kendisine eklersek, 22 de kendisine eklersek 64 tane ceviz çıktı. Gördüğümüz gibi ilk durumdaki ceviz son durumdaki cevize eşit çıktı ve arkadaş sayıları burada aynı kalıyor. Demek ki bizim aradığımız cevap 64'müş diyoruz arkadaşlar. Sayı problemleriyle devam ettik arkadaşlar bu videoda. Artık 4K ekrandayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.